Arkadaşlar merhabalar. Fonksiyonlarla ilgili bir 50-55 soruluk karma test çözeceğim. Buradaki sorular yorum soruları. Orta ve üstü olacak genelde. Çok nadir kolay soru var. Konuyu bitirmiş olmanız gerekiyor. Eğer bitirmediyseniz önce lütfen çalışın, sonra bu teste geçin. Diğer taraftan şunu da söyleyeyim. Yorum soruları olduğu için kesinlikle önce PDF'yi indirip çıktı alıp sizin uğraşmanız lazım. Sonra izlemeniz gerekiyor. Ne öğrenirsem kârdır diye izlemeyin bu videoyu. Tamamen sizin çözdükten sonra benim yapabileceğim yorumlarla size bir şeyler katabilirim. Bir de şunu hatırlatayım. Açıklama kısmında TYT oynatma listesi, AYT oynatma listesi ve geometri oynatma listesi var. İstediğiniz konuyu oradan izleyebilirsiniz. TYT'de kümeler ve rasyonel sayılar hariç her şeyi anlattım. AYT'de zaten bütün her şey bitti. Hatta tekrar testlerini de çözüyorum. Geometride de katı cisim hariç her şeyi anlattım arkadaşlar. Oradan bulabilirsiniz. Başlayalım artık biz ilk soruyla. R'den R'ye y eşittir fx fonksiyonun grafiği yukarıda verilmiştir. Fx artı a eksi fx eşittir 2x artı 7 olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş. Bir kere a'yı bilmiyoruz. Öbür taraftan da fonksiyonun grafiği verilmiş. Fonksiyonun grafiğinde bakın x eksenini kesen nokta nedir? Y'si sıfırdır. Yani f eksi a sıfır olur arkadaşlar. Sonra f sıfırda bakın y eksenini kesen bir nokta olduğu için y eksenini kesen noktanın apsis sıfır ordinatı verildiği gibi a olur. O zaman bu iki bilgiyi değerlendirmemiz lazım. Öyle bir sayı vermem gerekiyor ki işin içinde sadece a'lar kalsın. Böylece x gördüğüm yere eksi a yazarsam, bunu bakın tamamen yorumla söylüyorum. Özel böyle görmeniz gereken bir şey değil direkt. Denesek gerçekten bakın şunu görebiliriz. 2 çarpı eksi a'dan eksi 2 a artı 7. F0 zaten a verilmiş. F eksi a da bakın gördüğünüz gibi 0. A eksi 0 eşittir eksi 2 artı 7. Buradan da 3 a eşittir 7. Yani a arkadaşlar 7 bölü 3 geldi gördüğünüz gibi. Gelelim ikinci soruya. F r'den r'ye fonksiyonu fx eşittir 3x artı 2, x büyüktür 2 iken, x küçüktür 2 iken x artı 5'e eşitmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur diye soruyor. Bence önemli bir soru modeli arkadaşlar bu. Reel sayılardan reel sayılara verildiği zaman size tavsiyem grafiği çizebilmeniz. Fonksiyonlar konusunda hatta genel olarak logaritma, trigonometri, işte türev, integral bunların hepsinde grafik çizme çok önemli bizim için. Sorularda örten fonksiyonu anlamak adına grafiği ben önemsiyorum. Reel sayılardan reel sayılara ise çizerseniz biraz zahmetli gibi görünse de hem alışmış olursunuz hem daha iyi görünür. Özellikle şu kısmı bir de bu kısmı. Ben o yüzden bakın grafikle göstereyim size. Hem parçalı fonksiyon grafiği de yapmış olalım. Bakın şimdi 3x artı 2'nin grafiği nasıl çizilir? X'e 0 verdiğimizde y'yi 2'de keser. Y'ye 0 verdiğimizde x'i eksi 2 bölü 3'te keser bu grafik. Şöyle normalde bir grafiktir bu. Ancak x ne zaman kullanılacak? Büyük eşit 2 iken. Yani x'e 2 verdiğimizde kaç yapıyor? 3 kere 2 6, 2 daha 8. Dolayısıyla grafik o zaman arkadaşlar buradan itibaren geçerli. Yani şurası bizim için olmayacak. O zaman böyle yapabiliriz bakın. Sonra x küçüktür 2 için yani x'e 0 verdiğimizde y'yi 5'te kesiyor. Y'ye 0 verdiğimizde burası x'i eksi 5'te kesiyor. Dolayısıyla bu da şöyle bir grafik arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Bunu da şöyle kırmızıyla yapayım. 2'den sonra 2 verdiğimizde yine kaça eşit? 7'ye eşit. O zaman şöyle bir grafik arkadaşlar bu. Şimdi dikkat edin. Fonksiyon birebir mi? Bir fonksiyonun birebirliğini nasıl anlıyorduk arkadaşlar? Yatay doğrular çizdiğimizde grafiği hep tek noktada kesmeli. Tamam. Zaten bu grafiği hep tek noktada kesiyor. İkincisi örtenlik. Bu arada şunu diyebilirsiniz. Ya ben bu soruyu böyle yapmadım. Zaten buldum hocam. Evet. Anlıyorum. Kesinlikle değer vererek bulmuş olanlar olabilir arkadaşlar. Doğru cevabı. Doğru cevap C. Ama grafik kısmıyla da lütfen izleyin. Çünkü lazım olacak. Sınavda sordular. Şimdi örtenlik içinde arkadaşlar yine yatay doğrular çizeriz.
Yalnız yatay doğrular çizdiğimizde şuna dikkat etmeniz lazım. Y eşittir 7 ile 8 arası bakın boş. Görüyor musunuz? Şurası 7 idi. Burası 8. Reel sayılar olduğu için burayı çizdiğimiz zaman grafiği hiç kesiyor mu? Hayır. Yatay doğrular çizdiğimizde grafiği kesinlikle kesmesi gerekiyordu bu yatay doğruların. O yüzden örten değildir. Ve görüntü kümesine dikkat eder misiniz? Eksi sonsuzdan başlıyor. 7'ye kadar bir sıkıntı yok. 7'nin içi boş bu arada. Çünkü 2 verdiğimizde 2 küçüktür diyor. Sonra arkadaşlar 7'den sonra 8'e direkt atlıyor. Ama arada reel sayılar var sonsuz tane. Dolayısıyla 8'den de sonsuza doğru gidiyor. Burası boşta kaldı çünkü. O zaman görüntü kümesi budur. Tabii şıkta nasıl verilmiş? Bizim yaptığımız da doğru ama şıkta bu çıkarılan kısım, yani boşta kalan kısmı direkt çıkarmış. O da R eksi 7 kapalı olacak. Neden? Normalde görüntü kümesinde 7 yok. O zaman çıkarmam gereken yerde olmak zorunda. 8 var. O zaman onu da açık olarak çıkarmalıyım. Şöyle bir sayı doğrusunda gösterirsek, bakın bu nereye kadar gidiyor? 7'ye kadar. 7'nin içi boş. Sonra 8'in içi dolu ve sonsuza kadar gidiyor. Şu boşluğu tüm reel sayılardan çıkarmam lazım. O da ya böyledir ya da böyledir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 oldu. Bunları çözerken kesinlikle acelem yok arkadaşlar. Tekrar yapıyorum çünkü. Tekrar yapmak istiyorsanız ve düzgünce bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bu 8 sayfalık videoyu düzgünce izleyip sabredip güzelce şeyler öğrenebilirsiniz. Çünkü konuda anlattığımız zaman bazı yerler arada kaynıyor. Her şeyi veremiyoruz sıralı anlattığımız için karma test çözmediğimizden ama artık burada bütün yorumları yapabiliriz. Bence çok iyi bir soru bu. Testin belki en güzel sorularından bir tanesi. Hem de böyle TYT'de de çıksa, AYT'de de çıksa şaşırtmaz beni. Gerçekten güzel bir yorumu var çünkü. Z tam sayılar kümesini göstermek üzere. Z'den Z'ye tanımlanmış fonksiyon fx çarpı fx artı 1 eşittir 1 biçiminde tanımlanıyor. F sabit fonksiyondur. F 1'e 1'dir. F içinedir. İfadelerinden hangileri doğrudur demiş. Tabii ki dediğim gibi arkadaşlar bu soruların hepsini önce siz bir çözeceksiniz sonra benden izleyeceksiniz. Şimdi burada arkadaşlar fonksiyon sabit mi, birebir mi, içine mi bir bakmamız lazım. Nasıl anlayacağız? Önce bir fx artı 1'i yalnız bırakalım. Fx artı 1 neye eşit arkadaşlar? 1 bölü fx'e eşit. Şimdi fonksiyon tam sayılardan tam sayılara tanımlıysa siz burada tam sayı verdiğinizde cevabın tam sayı çıkması gerekiyor. Yalnız matematikte ters çevrildiği zaman tam sayı olan sadece iki sayı var. O da ya eksi 1 ya da 1'dir. Düşünsenize şimdi fx'in mesela örnek f3 x'e 3 verdiğimizi düşünelim. F4 eşittir 1 bölü f3. Ve f3'ün 5 olduğunu düşünün. O zaman f4 ne oluyor? 1 bölü 5. Ama fonksiyonun sonucu ne çıkmalıymış? İkinci kümemiz zaten bizim değer kümemiz. Aynı zamanda görüntü kümesini kapsıyor. Yani elemanların hepsinin cevabının tam sayı olması lazım. E burada ben f3 tam sayısı f4 tam sayı olmuyor. Ya da f100 mesela. F100 1 eşittir. 1 bölü f100. Ve f100'ün 2 olduğunu düşünün. O zaman 1 bölü f2 olduğu için, 1 bölü 2 olduğu için f101 1 bölü 2 geliyor. O zaman tanımlı olmamış oluyor. Demek ki tersi çevrildiğinde tam sayı olan sadece 2 sayımız var. 1 ve eksi 1. Hangi x değerini verirsek verelim. O zaman fx ya 1'e eşit ya da eksi 1'e eşit. Çünkü 1 bölü eksi 1 yaparsak fx artı 1 fx eksi 1 olur. Fx'e 1 versek fx artı 1 de 1 olur. O zaman fonksiyon sabit fonksiyon çünkü her zaman ya bu çıkıyor ya da bu çıkıyor. O zaman arkadaşlar f sabit fonksiyondur doğru. F 1'e 1'dir. Bir kere sabit fonksiyonun 1'e 1 olma ihtimali var mı? Yok. O yüzden bu yanlış arkadaşlar. Sebebi de fonksiyonlar hep aynı yere gidiyor. Bire bir fonksiyonlu olması lazım. Hepsi farklı farklı yerlere gitmesi gerekiyor. F içinedir. Evet, neden içinedir? Bu fonksiyon örten değil. Örten olması için görüntü kümesinde tamamen bütün sayılar dolmalıydı. Eksi sonsuzdan sonsuza bütün tam sayılar cevap olarak çıkmalıydı. Ama bunun görüntü kümesi sadece ne? 1 ya da sadece eksi 1.
Görüntü kümesi sadece 1 veya eksi 1 olan bir şey, tam sayıların alt kümesidir. Bütün tam sayılara gidememiş olduk. Dolayısıyla arkadaşlar örten olmadığı için içine oldu. Bu da doğrudur. Cevabımız burada da 1. A 1, 2, 3, 4 olmak üzere A'dan A'ya fonksiyonu birebir bir fonksiyondur. F2 artı F1 eşittir F4 şartını sağlayan kaç farklı F fonksiyonu yazılabilir? Şimdi hafif permütasyon gibi görünse de soru tek tek görmemiz gerekiyor. Bir kere iki tane fonksiyonun değerinin diğerine eşit olduğu durumlar nasıl olur? Sonuçların. Bir kere burada F'lerden bağımsız şunu söyleyeyim. 1 artı 2, 1 artı 2 3'e eşittir. 1 artı 3 4'e eşittir. Yani iki sayının toplamı diğer üçüncü bir sayı olan iki tane durum var burada. O zaman buradan şu sonuç çıkar. F2 arkadaşlar 1 olsa F1 de 2 olsa birebir ya çünkü farklı yerlere gidecekler. O zaman buradan da F4 ne olur? 3 olur. Aynı zamanda F2 ile F1 yer değiştirebilir. Yani F2 2 olabilir. F1 1 olabilir. Burada artık ne geldi bakın? 2 tane durum geldi. Çünkü F4 her durumda zaten. Bakın 3'e eşit. Bunun komple bir tanesi bir durumdur. Bunun komple bir tanesi bir durumdur. Dolayısıyla buradan 2 tane fonksiyon yazabildik. İkinci durumdaysa F1 3 olabilir. F2 1 olabilir. Bunlardan dolayı da F4 ne olur? 4 olur. Yine F1 arkadaşlar 1 olabilir. F2 3 olabilir. Buradan dolayı da F4 arkadaşlar ne gelir? Yine 4 olur. Bunların komple hepsi bir fonksiyondur. Tamam mı? Sakın bunları ayrı ayrı fonksiyon olarak değerlendirmeyin. Komple paket halinde bu aynı zamanda bir fonksiyondur. 1, 2, 3, 4 tane fonksiyon oldu. Bu çıkmış sınav sorusuydu arkadaşlar. Dediğim gibi görüntü şudur sorularda. Hatta hemen göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4. Şurası da yine 1, 2, 3, 4. Siz F1'i 1 bulduğunuzda, F2'yi 2 bulduğunuzda, F3'ü, F4'ü de 3 bulmuştuk. Bu şekilde. F3'e zaten mecburen ne kalıyor? 4 kalıyor. Onu çok da sıkıntı etmedik. Çünkü 3 tanesi farklı yere gidince F3 için özel bir yer kalmıyor. İşte bunun komple tamamı bir fonksiyon olacağı için arkadaşlar bunların hepsini 1, 2, 3, 4 diye sayacağız. Gibi bu soruda F3'ü çok kale almadık çünkü F3 için özel bir şey söylemiyor. Son kalan ona kalıyor. Bakalım şimdi diğer sorumuza. Evet, ne demiş? Fx nasıl tanımlanmış? X çift sayısı x bölü 2'ye eşit. X tek ise 3x artı 1'e eşit. Yine arkadaşlar bu soruda da şuna dikkat edeceğiz. Kesinlikle soru biraz uzun olacak yine. Burada hafiften tekrarlı, daha doğrusu sizde modüler aritmetik demiyoruz artık ona. Ne diyoruz? Unuttum şimdi adını konunun, pardon. Aklıma geldi periyodik problemler arkadaşlar. Onunla ilgili de bir durum olacak. Şimdi F13 hemen burada düzgünce tek tek göstermemiz gerekiyor. F13 neye eşit arkadaşlar? 13 çarpı 3 39, bir daha 40'a eşit. Hatta şöyle adım adım gideceğimiz için mecburen ben buraya yazayım ki bu bayağı sürecek. Sonra F40 arkadaşlar çift olduğu için yarısına eşit 20. F20 yine çift olduğu için yarısına eşit 10. F10 yarısına eşit olduğu için 5. Bakın hiç tekrarlayan bir durum yok. F5, 5 bölü 3 15, bir daha 16. F16 yarısı olacak 8. F8 arkadaşlar yarısı olacak 4. F4 yine yarısı olacak 2. F2 1. F1 3 kere 1 3. Bir daha 4. Şimdi bakın F4 2. F2 1. F1 yine başa döndük 4. Fark ettiniz mi? Soruda arkadaşlar artık ne oldu? Bundan sonra bu F bileşke F'de bu sadece 1. F bileşke F'ye 2 tane F diyeyim. F bileşke F bileşke 3 tane, 4 tane F, 5 tane F, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diye gittik. Yalnız burada dikkat ederseniz şöyle bir tekrar durumu oluştu. 1, 4, 2, 1, 4, 2 diye gidiyor bu. Pardon. Bakın şimdi burada arkadaşlar
Şuradan itibaren arkadaşlar gördüğünüz gibi 6'dan sonra 3'ün katlarında 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1 diye gidiyor. O zaman A nasıl bir sayı olmalı? 6 artı 3K. Neden? Bakın 3'ün katlarında hep cevap ne geliyor? 1 geliyor gördüğünüz gibi. Eğer bize mesela şöyle bir şey deseydi, onu da yapalım. 2 deseydi, o zaman 6'nın devamında, 6'ya kadar çünkü hiç özel bir durum çıkmadı. 6'nın devamında 3K artı 2 diyecektik. Niye? Bakın 3 ile bölümünden kalan 2 olan yerlerde cevap hep 2 geliyor. Gördünüz mü? Fark ettiniz mi? Bu şekilde bakın. Hatta şuraya da yazayım. 14 tane F kullanalım. O zaman yine bakın F4 2 geliyor gördüğünüz gibi. Eğer mesela deseydi ki sana ne zaman bunun cevabı kaç olabilir bakalım mesela. 4 olabilir deseydi. O zaman derdik ki o zaman 3 ile bölümünden 1 kalan olan sayılarda cevap 4 geliyor. O zaman buraya da 3K artı 1 yazardık. Demek ki 6 artı 3K olmalıymış arkadaşlar. A sayısı 6'dan itibaren 3'ün katlarında cevap hep 1 geliyor. Dolayısıyla buna uyan şık zaten E şıkkı arkadaşlar. Yine güzel bir soru. Ben bunu mesela TYT'de görsem hiç şaşırmam. MN iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere iki basamaklı doğal sayılarda tanımlanmış f fonksiyonu fmn eşittir m artı n biçiminde veriliyor. Buna göre fonksiyonun görüntü kümesi kaç elemanlıdır? Sonuç diyor kaç elemanlıdır yani. Şimdi bakın bir kere iki basamaklı olduğuna göre siz şimdi burada f10 verseniz 1 artı 0'dan cevap 1 geliyor. f11 deseniz 1 artı 1'den 2 geliyor. Böyle böyle arkadaşlar f99'a gitsek 9 artı 9'dan ne gelir? 18. Bunun haricinde başka hiçbir cevap gelmeyecek. Görüntü kümesi 1 ile 18 arasında sayılar olacak. Çünkü iki rakamın toplamı en az 1'dir. En fazla da 18'dir. Bunların arasında bütün değerleri alabileceği için görüntü kümesi yani sonuç 18 eleman. Arkadaşlar merhabalar. Fonksiyonlarda 3. ve 4. sayfayı çözeceğim muhtemelen burada. İkişer ikişer giderim diye düşünüyorum. İlk iki sayfayı çözmüştüm. Şimdi yorumlara devam edeceğiz. Uygun koşullarda tanımlı fx fonksiyonu fx artı 10 bölü x eksi a eşittir. 5x eksi 18 eşitliğiyle veriliyor. f15 7 olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş. Burada şöyle bir şey düşünebiliriz şimdi. f15 verilmiş ama burayı 15 yapmaktan ziyade ben bu soruda ters fonksiyon yorumu yapacağım. Yani f'i öbür tarafa atma hakkımız vardı biliyorsunuz. 15 böylece f'in tersi 7 olur arkadaşlar ki burada da aynı mantıkla dikkat edin. X artı 10 bölü x eksi a dersem f'in tersi 5x eksi 18 olacak. Haliyle burada hiç bilinmeyen yok. Burayı 7 yapmak daha mantıklı. Böylece x eşittir 5 geldi. Yani 15 bölü 5 eksi a eşittir f'in tersi 7 oldu. Ve 15 bölü 5 eksi a yani f'in tersi 7'de neye eşitti? 15'e eşitti. Payda o zaman 1 olmalı. Yani a buradan 4 geldi arkadaşlar. Bu geçişleri yapmak gerekiyor. Ben önemsiyorum. F'de arkadaşlar öbür tarafa atıp f'in tersi yapmayı ya da bazen yeri geldiğinde f'in tersi x a verildiğinde f a eşittir x yapmak bizim için çok önemli bir şey. Şimdi bu soru diziler bilgisi de bu geometrik dizi formülümüz vardı. Onu gerektiriyor. O yüzden çözüp çözmemekte çok kararsızım ama muhtemelen birçoğunuz uğraştı ve yapamadı. O yüzden çözeyim ben soruyu bari. Fx eşittir 10 üzeri x biçiminde tanımlı verilmiş bir f fonksiyonu. A'nın fx türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar ve burada 1.1111 diye gidiyor. Yani bunu şöyle yazarsak 1 artı 0.1 artı 0.001 artı 0.0001 şeklinde sayıların toplamı demek bu. Doğru mu? Çünkü 1.1 nedir? 1 artı 0.1. 1.11 nedir? 1 artı 0.1 artı 0.0001 böyle gidiyor. Dolayısıyla bu da 10 üzeri 0, 10 üzeri eksi 1,
10 üzeri eksi 2, hatta bunu böyle yazmayalım da şöyle yazalım. 1 bölü 10'un sıfırıncı kuvveti, 1 bölü 10'un birinci kuvveti, 1 bölü 10'un ikinci kuvveti, nokta nokta nokta, 1 bölü 10'un arkadaşlar x eksi birinci kuvveti olacak. Geometrik dizide bunun toplam formülü neydi? İlk terimimiz a1 çarpı 1 eksi r üzerine bölü 1 eksi r'ydi. Hatırladınız mı? Bu neyin formülü? 1 artı r üzeri 1, r üzeri 2 nokta nokta r üzeri n eksi 1'e kadar giden terimlerin toplamıydı arkadaşlar. Dizilerde, geometrik dizideki toplam formülümüz. Dolayısıyla burada geometrik dizide ortak çarpanımız 1 bölü 10. Zaten ilk terimimiz 1 gördüğünüz gibi. 1 eksi 1 bölü 10'un x'inci kuvveti. Çünkü burada x tane terim var toplamda. Yine aşağıya da 1 eksi 1 bölü 10 yazacağız. Düzenlersek dediğim gibi burası x eksi 1 olduğuna dikkat edin. X eksi 1 olduğu için burada da sıfırla başlıyoruz. Toplam x tane terim var. Formülümüz de öyle zaten arkadaşlar. Böylece buradan artık 10 üzeri x eksi 1 bölü 10 üzeri x, yukarıda payda eşitlersek, aşağıda da payda eşitlersek 9 bölü 10 geldi. Bu şekilde. O zaman ters çeviriyorum. 10 çarpı 10 üzeri x eksi 10 bölü 9 çarpı 10 üzeri x. 10 üzeri x zaten neye eşitti? Fx'e. Hakikaten de 10 çarpı fx eksi 10 bölü 9 fx geldi arkadaşlar. Bu ters sorunun cevabı. Fena bir soru değil. Yani dizilerde sorulsa çok can yakabilir. Fonksiyonlarda sorunca daha da can yakıyor. Çünkü fonksiyonda nereden aklına gelecek bu dizi yorumunu yapmak? İşte böyle bir sürü yorum görmek gerekiyor gerçekten. Fonksiyon çift bir fonksiyonmuş. Çift fonksiyonun özelliği neydi? f(x) eşittir f(x) olmasıydı arkadaşlar. Bunu hatırlamamız yeterli soruda. Dolayısıyla f(x) artı x kare çarpı f(x) yazabilirim hemen buraya. Burası da x kare eksi 1 oldu. f(x) parantezine alırsak 1 artı x kare eşittir x kare eksi 1 geldi. fx de buradan x kare eksi 1 bölü 1 artı x kare oldu. Artık f2'yi bulabiliriz gönül rahatlığıyla. 2'nin karesi 4, 4 eksi 1'den 3, 4 artı 1'den burası da 5 oldu sorunun cevabı. Cinsinden sorusu ama rahat bir soru. f a artı b artı 1 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi f a artı b artı 1 arkadaşlar 3 üzeri 2a, 2 parantezinde daha doğrusu a artı b artı 1 eksi 1 olacak. Çünkü x yerine bunu yazdık. Böylece dikkat edin, 3 üzeri 2a artı 2b artı 2 eksi 1'den artı 1 oldu. Şimdi ben bunu bu fonksiyon cinsinden güzelce şöyle yazarım. Normalde 3 üzeri 2a eksi 1, 3 üzeri 2b eksi 1 çarpı, burada eksi 1 var, eksi 1 var ama burada ne var? Artı 1 var. O zaman kaç eklemeliyim? 3, yani 3 üzeri 3. Dolayısıyla arkadaşlar bakın, şu 2a eksi 1 zaten bizim için fa, 2b eksi 1 zaten fb, burası da gördüğünüz gibi 27 oldu. Demek ki o zaman cevabımız 27 çarpı fa çarpı fb'ymiş. Bu şekilde. F fonksiyonu fx artı y eşittir fx çarpı fy biçiminde tanımlıdır. F1 bölü 2 8 olduğuna göre F1 bölü 3 artı F1 bölü 6 kaçtır diye sorulmuş. Uygun sayıları düşünmemiz lazım arkadaşlar. F1, daha doğrusu önce 1 bölü 2 söyleyeyim. 1 bölü 2 zaten 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 değil mi? Hakikaten payda eşitleyelim bakın. 2 artı 1. Evet, 3 bölü 6 yapıyor. O zaman şunu söyleyebilirim. F1 bölü 3 artı 1 bölü 6. Burası zaten 1 bölü 2'ye eşit. Eşit olmalı o zaman. F1 bölü 3 çarpı F1 bölü 6. Güzel. F1 bölü 2 zaten bu kısım. Bu da neye eşit? 8'e eşit. Şimdi F1 bölü 3 çarpı F1 bölü 6'ya gelirsek de arkadaşlar,
Orada da şu yorumu yapabilirim. F1 bölü 3, F1 bölü 6 artı 1 bölü 6'dır. Bu da F1 bölü 6 çarpı F1 bölü 6 yapar. Yani F1 bölü 3, F1 bölü 6'nın karesi. Artık o zaman ben buraya F kare 1 bölü 6 yazarım. Bir de burada F1 bölü 6 var. F1 bölü 6'nın kübü oldu. Demek ki F1 bölü 6 buradan neymiş? 2'ymiş. Güzel. F1 bölü 6 2 ise F1 bölü 3 buradan ne gelecek? 4. Çünkü F1 bölü 6'nın karesini bulduk. Haliyle bu ikisinin toplamı da 6 geldi arkadaşlar. Bence yabana atılacak bir soru değil yine. Gerçekten bazı yerlerde zorlanabilirsiniz. Yani yorumlarda yanlış düşündüğünüz veya yanlış gördüğünüz yerleri sorun ama buralarda bazen bir kere daha dinlemeniz gerekebilir soruları iyi anlamak için. Üçüncü sayfanın burada son sorusu. Fx bölü 4 artı 1 bölü x kare eşittir x artı 1 bölü x eksi 2 olduğuna göre fx aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diyor. Şimdi burada x üzeri 4'ü x kareye bölersek bir o sadeleştirmeyi yapalım. X kare 1 zaten x kareye bölünmez. Böyle kalır. Şimdi burada bakın arada bir ilişki kurmuş olacağız arkadaşlar. Dikkat edin. Şu a, b, a kare, b kare gibi gördüğünüz gibi. A, b ve a kare, b kare gibi. Burada da hemen neyi hatırlamamız gerekiyor? A kare artı b kare neye eşitti? A artı b'nin karesi eksi 2ab. Dolayısıyla x artı 1 bölü x yerine ben x artı 1 bölü x'in karesi eksi 2 çarpı x çarpı 1 bölü x yazabilirim. Böyle kocaman f'in içinde duruyor. Burası zaten x artı 1 bölü x. Böylece eksi 2. Şimdi dikkat edin. Burası ve burası aynı. Zaten şunlar sadeleşiyor. 2 kalıyor burada. Artık o zaman f şuraya kocaman bir t diyeyim. T kare eksi 2 eşittir t eksi 2. Gördünüz mü? Artık bu t'yi de x yapabiliriz. Fx kare eksi 2 eşittir x eksi 2 arkadaşlar. Amacımız burayı ne yapmak? X yapmak. Doğru mu? O zaman oraya ne yazmalıyız ki içerisi x olsun diyorum. Bakın gördüğünüz gibi. A kareyi dediğim gibi a vermemin sebebi hani ne verirsem içerisi x olur. Böyle oldu. A da buradan kök içinde x artı 2 de olabilir, x eksi 2 de olabilir. Şıklar zaten ikisine de müsaade edecek şekilde ayarlanmıştır. Onda sıkıntı yok. Önce biz deneyelim. fx eşittir. X gördüğüm yere kök x artı 2 yazayım. Eksi 2. Şıklarda var mı? Evet var. Olmasaydı eksi kök içinde x artı 2 diyecektim. Böylece bakın aynı zamanda güzel bir özdeşlik sorusu da çözmüş olduk burada. Devam edelim şimdi. Ne diyor bakalım? Fx 2 üzeri x'tir diyor. X tekse. X kareye eşitmiş. Eğer x çift ise gx için de x tekse fx artı 1 eşit. X çift ise 2x eksi 3 eşit. Buna göre g3, f5, f2, g2 nedir? Çözdüyseniz soruyu 52 bulmuş olabilirsiniz. Ben de öyle hatırlıyorum. Burada yanlış işaretlemişim. Cevaplar bakın üzerinde nokta olarak duruyor. O yüzden kontrol de edebilirsiniz yaptıklarınızı. G3 tek olduğu için burada F4'e eşit olacak. F4 de x kare çift olacağı için işte 4'ün karesi 16. F5 x tek olduğu için 2 üzeri 5 yani 32. Sonra arkadaşlar F2 çift olduğu için 2'nin karesi 4. G2 de arkadaşlar yerine yazarsak G2 de F3'e eşitmiş. F3 de buradan ki çiftse alttakini kullan diyordu. Affedersiniz. G2 de çift olduğu için bunu kullanacağız. 2 kere 2 4. 4 eksi 3'ten 1. Dolayısıyla pay 16 artı 32 artı 4 oldu. 1 geldi. Toplamda da cevap 52 olmuş oldu. Uygun koşullarda tanımlı fx fonksiyonu için f1 eksi 1 bölü x 1 bölü x çarpı 1 bölü x eksi 2 olduğuna göre f kök 2 kaçtır? Ben yine burada arkadaşlar işimi rahatlatmak için buraya böyle bir a diyeceğim, tamam mı? Amacım orada kolay değer vermeye çalışmak. 1 eksi 1 bölü x
a olursa buradan 1 bölü x neye eşit oluyor? 1 eksi a'ya eşit oluyor. Bakın artık dizayn ediyorum tekrardan. F a eşittir. 1 bölü x gördüğüm yere 1 eksi a yazıyorum. Yine burada 1 eksi a eksi 2 yazıyorum. Gördünüz mü? Böylece burası 1 eksi a oldu. Burada da eksi a eksi 2 geldi. Haliyle arkadaşlar f a 1 eksi a artı 2 parantezinde bir de eksi 1 var. Eksi parantezini aldığım için. Bu arada pardon şurası eksi a eksi 1 olacak. Orayı düzeltelim. Böylece şurası da a artı 1 çarpı eksi 1 oldu. Artık kök 2 yazacağım. Bitti. F kök 2 1 eksi kök 2 çarpı 1 artı kök 2 çarpı eksi 1. 1 eksi kök 2, 1 artı kök 2 eşlenik. 1 eksi 2'den eksi 1. Bir de eksi 1 ile çarpıyoruz. Cevap böylece bakın 1 geldi. Sorularda işlem becerisi de gerektiği için o yüzden dedim konuyu düzgünce bitirmek lazım. Hatta bakın çarpanlara ayırma özdeşlik konusu da artık matik konularında gerçekten işimize yarıyor, lazım oluyor. Bir yorum sorusu eksi 10 ile 12 aralığında tanımlı fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre fx artı f2x eşittir 0 denklemini aşağıdakilerden hangisi sağlayabilir? Yani iki katını aldığımızda x'e diyelim şöyle bir sayı mesela f buradan mesela yanlış bir örnek de olsun. F eksi 3 verdin mesela. Öbürü nedir? F eksi 6'dır. F eksi 3 şurada bir sayı uyduruyorum 2 gelsin. F eksi 6 bakın nereye düşüyor? Buraya düşüyor gördüğünüz gibi. O zaman F eksi 6 buraya düştüğü için evet burada bir sayı olabilir. Mesela hakikaten şıklarda eksi 3 olsa demek ki doğru cevap olacakmış. Pat diye uyduruk bir değer vereyim dedim ama görmüş olduk. Hakikaten de hani bilmiyoruz çünkü yaklaşık değerini. Buraya 2 desem burası da böyle eksili olabilir. Artı ile eksinin toplamı da böylece 0 olur. Buna göre bakacağız. Haliyle şıklardan gideceğiz yani. Eksi 6 verdiğinizde şıklardan giderken aslında biraz hızlı olabilirsiniz ama ben göremeyen öğrenciler için yavaşça yapayım. Eksi 6 versen sen burası negatiftir. Negatif bir sayı. Ne olduğu önemli değil. F eksi 12 ne oluyor x'e eksi 6 verince? İyice ileride bir sayı. Bu da hayli hayli negatif. İki tane negatifin toplamı 0. Olamaz. 0 versen f0 zaten 1. F2 ile 0'ı çarpsan yine burası 1 diyorum. İşte pozitif bir sayı. Pozitif ile pozitifin toplamı olmaz. F10 verdiğini düşün. F10 burada pozitif bir sayı. F20 hayli hayli pozitif. O zaman bu da olmuyor gördüğünüz gibi. F9 zaten 0. F18'de arkadaşlar pozitif bir sayı bakın ileride bir sayı olduğu için bu da olmaz. F5'i görelim hakikaten bakın şimdi. F5 arkadaşlar şurada bir yerde negatif. Tamam. 5 verdiğinde negatif bir sayı geliyor. Ne olduğu önemli değil. F10'da gördüğünüz gibi x'e 5 verdiğimizde böyle pozitif bir sayı. Hakikaten bir pozitif bir negatifin toplamı 0 olabilir. Değerlerini bilmediğimiz için böylece cevap E olacak. Yeni sorumuz bir grafik sorusu. Dikkat edelim bu grafik sorularında. Bize g-2 artı g3 sorulmuş ve fx fonksiyonu var. Doğrusal bir fonksiyon. G fonksiyonu şu. Burası g fonksiyonu arkadaşlar. Fx fonksiyonu gördüğünüz gibi doğrusal bir fonksiyon. Bir de bunlar arkadaşlar niye eksi 2 ve 2 de böyle kesişiyor? Çünkü y değerleri aynı çıkıyor. Bunu kullanacağız. Soruda önemli bir kısım. Doğrusal fonksiyon da bence önemli olacak orada. Şimdi bunu ben size fonksiyon mantığıyla yapayım. Doğrusal fonksiyon y eşittir mx artı n'dir. Bakın x'e 0 verdiğinizde y'sine gelmiş. 2 gelmiş. N buradan 2 oldu. Artık böyle yazabiliriz. X'e 1 verdiğinizde y'si ne olmuş? 0. M artı 2'den. Yani M de buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 2. Demek ki eksi 2x artı 2 grafiğiymiş bu. Böylece g eksi 2 aynı zamanda f eksi 2'ye de eşit değil mi? Yaz artık. F eksi 2 eksi 2 çarpı eksi 2 artı 2'den 6 oldu. Sonra g3 demek zaten aynı zamanda f3 demek değil mi? Evet aynı yerde kesişiyorlar çünkü. Eksi 2 çarpı 3 artı 2'den bu da arkadaşlar eksi 4 geldi. İkisinin toplamı böylece ne oldu? 2 oldu. İsteyen arkadaşlar
bunu benzerlikle de görebilir arkadaşlar. Bakın hani şimdi ben benzerlikle görebilir diyeceğim. Sonra nasıl yapılıyor hocam çözmemişsiniz diyeceksiniz. O yüzden göstereyim. Bakın şimdi burası 1 birim. Burası 2 birim. 1'in 3'e oranı, 2'nin 6'ya oranı. Dolayısıyla direkt bak burası 6 geldi. Benzerlik ne güzel. Sonra şurada da kelebek benzerliği. Bakın burada şurası 1 birim. Burası biraz yamuk çizilmiş ama yapacak bir şey yok. Kelebek de 1'in 2'ye oranı, 2'nin de 4'e oranı. Bak burası da hakikaten eksi 4'müş. Çat diye geldi. Ben normalde kendim yapsam benzerlikten yapardım bu soruyu bu arada. Geldik buraya. Bir hatırlatma sadece. Birebir ve örten bir fonksiyon olduğunda tersi alınabilen bir fonksiyon işte. Tersi alındığında da arkadaşlar burası tanım kümesini, daha doğrusu fonksiyonun kendisini tanımsız yapan değerdi. Burası da fonksiyonun tersini tanımsız yapan değerdi. Dolayısıyla şunu görmeniz gerekiyor. X'e 4 verdiğinizde 4b-8'in 0 olması lazım. B buradan 2'dir. B'yi 2 bulduk. Tersini alıyorum şimdi. 8 yukarı gidecek. Hatırlıyor musunuz? Bu ters böyle alınıyordu. A da buraya ters olarak işareti değişerek geliyordu. B'yi zaten 2 bulduk. Artık x yerine eksi 1 yazarsak böylece arkadaşlar 0 olur. A da buradan eksi 2 gelir gördüğünüz gibi. Dolayısıyla f2'yi soruyor bize. Yazalım. Fx eşittir A eksi 2x artı 4 bölü B'de 2x eksi 8. X yerine 2 yazarsak hakikaten eksi 4 artı 4'ten 0 geliyor cevabı sorunu. Bu ne ya? Aynı soruyu bir daha koymuşuz. O zaman arkadaşlar böylece 3 ve 4. sayfaları da çözmüş oldum. Diğer videoda arkadaşlar 5 ve 6. sayfada görüşmek üzere.